Aygün Özüpek ve Yılmaz Zirim'le Muhabir Masası başlıyor. Muhabir Masası'ndan herkese iyi akşamlar. Ben Aygün Özüpek. Yılmaz Dirim'le beraberiz. Yılmaz hoş geldin. Nasıl hoş geçti? Bulduk Aygün abi. İyi akşamlar. Geçti? Epeydir görüşemedik. Bir hafta nasıl geçti? Yoğun. Aygün abi geçti? Programlar yoğun. Hafta sonu özellikle maçların arda arda peş peşe olması işimizi biraz daha yoğunlaştırdı. Güzel. Maç olsun. Hareket olsun hareket Aygün olsun. Abi. Maç olmadığı zaman sıkıntı oluyor biliyorsun. Sen de konuşacak, yoğunsun. Konuşacak konu bulamıyorsun maçta olmadığı zaman. Evet yoğunluk var. Çünkü bir de bugün biliyorsun 22. hafta maçları başladı. Koren'den Alanya Spor, Demirgur'u Sivas Spor maçı şu an devam ediyor. Sivas Spor deplasmanda 3-0 galip durumda. Maçın da şu anda 73. dakikası oynanıyor. Saat 8'de Babakars Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı var. Stada zor gideceğiz. Maç. Zor maç. Stada gideceğiz. Oradan canlı bağlantılar yapacağız. Yani bugün gündem yoğun. Öte yandan baktığın zaman Lale Orta, Sayın MHK Başkanı Lale Orta oldu. Lale Orta ile ilgili de tabii ki sosyal medyada yani çok hakikaten iyice çığırından çıktı bu sosyal medya. Karalama kampanyaları başlamış vaziyette. Daha göreve oturmadı, göreve gelmedi. Lale Hanım'a, ekibine de şimdiden başarılar diyelim. Onunla ilgili de zaten birazdan Deniz Ateş Bitner hocamız bizlerle beraber olacak. Deniz Hoca ile de zaten bu konuları konuşacağız. Hakem dosyasını biraz açmak lazım. MHK dosyasını biraz açmak. Çünkü biz genellikle MHK'yi değiştiriyoruz. Yani MHK'yi değiştiriyoruz derken MHK yönetimini değiştiriyoruz ama isimler hep aynı kalıyor. Hakemler babadan, aynı bir kere. İşte onu diyorum, babadan oğula, hakemler, babadan evet. Oğula, amcadan yeğene, yeğenden kuzene öyle giden bir ekip var orada. Onu yani da belirtelim. Türk futbolunda şikayet edilen konu Merkez Hakem Kurulu ve hakemler değil mi Aygün? Aynen. Şimdi bir araç kullanıyorsun. Aracın bir lastiğinde bir problem var. Kışa giriyorsun. Dört lastiği değiştirmen lazım değil mi? Kış şartlarında. Şimdi bir lastiği değiştirip yola bir lastiği kış lastiği yapıp diğer üç lastiğinle normal yaz lastiği olarak devam edersen ne olur? Bir yerde sorun çıkacak. Bir yerde araba sana sorun çıkaracak. İşte Merkez Hakem Kurulu da ben şu anda direkt buna benzettim biraz. Hep aynı yer değişiyor, hep aynı isimler değişiyor, giden geri geliyor, gelen geri gidiyor. Yani bir büyük bir problem var aslında. Türkiye Futbol Federasyonu Sayın Büyükekşi'nin büyük bir çabası var aslında Türk futbolunu kurtarma adına, gelecek adına yapılan planlar var ama bu planları ne kadar uygulayabilirsiniz, ne kadar uygulanabilir hale getirebilirsiniz problem bu aslında. Aynen. Evet kurallar var. Ama şöyle de bir atasözü demek istemiyorum ama şöyle de bir kuralların karşılığı Türkiye'de kurallarda çiğnenmek için vardır diye. Yani herkesin dilinden düşmeyen bir cümledir aslında bu da. Şimdi kural koyuyoruz. Kural koyucular kuralı uygulamayıp kurallar bozulduğu sürece de biz daha çok hakemleri konuşuruz. Daha çok hakem hatalarını konuşuruz. Hakemlerin verdiği kararları konuşuruz. Yani ne olduğu belli değil aslında. Evet, şimdi, Türk futbolunda bir düzelme adına, düzeltilme adına bir çaba var. Ama bu çaba henüz olumlu sinyaller veren bir yolda gitmiyor. Bakalım Sabri Çelik'ten boşalan mevkiye Sayın Lale Orta geldi. Şimdi siz sosyal medya dediniz Aygün abi. Sosyal medya ve sosyal medya kullanılması adına, doğru kullanılması adına çok büyük bir mecra. Bunu kullanma şeklimiz önemli. Şimdi karalama iftiralar, daha gelmeden, koltuğa oturmadan Sayın Lale Orta hakkında ortaya atılan yani bir sürü iddia var. Şimdi daha başlamadı bu hanımefendi. Daha başlamadan yani bir de Lale Hanım'ın sezon sonuna kadar Merkez Hakem Kurulu'nda bir görevi var. Şimdi şunu söylememiz gerekiyor. Şunu söylememiz lazım. Biz bağcıyı mı döveceğiz? Meyveyi mi, üzümü mü yiyeceğiz? Şimdi biz hem burada bizim karar vermemiz lazım. Aygün abi biz hem bağcıyı dövüyoruz.
hem de üzümü yemiyoruz. Yemeye çalışıyoruz. Üzümü yemiyoruz, üzümü de eziyoruz, yemiyoruz. Yani üzümü ziyan ediyoruz. Yemeye çalışıyoruz açıkçası. Şimdi şunu söylememiz lazım. Kulaklığın sesi iyi geliyor mu senin? Benim iyi abi. Tamam. Şunu söylememiz lazım. Evet. Lale Orta Hanım, biliyorsunuz Okan Üniversitesi'nde uzunca bir yıldır, yani evet, yeni değil. Evet, onu evet. Tekrar belirtelim, yeni değil. Ki o dönemde ben Okan Üniversitesi'nin çok fazla organizasyonlarına gittim. Nesine gittim? İşte Okan Üniversitesi'nin 5 yılının başındaydı Lale Hanım. Orada işte yılın spor adamı, yılın teknik direktörü, yılın işte kalecisi, yılın yazarı falan filan gibi her dönemlerde Okan Üniversitesi'nin öğrencilerini seçmiş olduğu isimleri davet ediyorlar. Şimdi oraya birçok kulüp başkanı gitti. Oraya birçok teknik direktör gitti. Evet. Oraya birçok futbolcu gitti. Oraya birçok spor yazarı gitti. Sporun içinden gelen insanlar gitti. Şimdi burada bir art niyet var. Bir fotoğraf servis ediliyor. O fotoğrafta... Birçok fotoğraf servis ediliyor. Hayır, bir tanesi çok önemli sevgili Yılmaz. Bir tanesi çok önemli. Sayın Ali Koç'la yani bir görüntü. Şimdi oraya giden diğer kulüp başkanları olan fotoğrafları niye servis etmiyorsunuz da sadece Ali Koç üzerinden bir algı yapmaya çalışıyorsunuz? Sonra bir de bir şey sana söyleyeyim. Bu çok da gayet normal. Sayın Ali Koç'u yolda gören, sokakta gören, evet. Maçta gören... Trabzon tribünlerinde birçok yani Trabzon spor herkesin... taraftarı sokakta biliyorsun yan yana fotoğraflar çekildi. Yani insanın kaç kere ayağına böyle bir fırsat gelebilir Aygün abi? Aynen. Şimdi tabii şunu söylememiz lazım. Ya şimdi Sayın Ali Koç hakikaten Türkiye ekonomisine yön veren binlerce insan çalıştıran bir kişi. Doğru mu? Evet. Şimdi buradan üst kademeden bir yani öbür gün futbolun başına geldiği zaman veya Sayın Yıldırım Demirören'in şirketinden biri veya Sayın ne bileyim Ahmet Nur Çebi'nin şirketinden biri, Sayın Dursun Özbey'in şirketinden biri, Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun şirketinden biri yarın öbürsü gün Futbol Federasyonu'nda üst kadem anlamında CEO anlamında bir yere gelindiği zaman biz hep bunlara mı söyleyeceğiz? Bunları mı konuşacağız? İşte bunun içinden çıkamayız biz. En güzel kaçış yolu bu olduğu için en kolay insanları zan altında bırakma kolay yolu bu olduğu için Aygün abi. Biz kolay yolu seçen taraftayız. Maalesef Türkiye'de Türk futbolunu yani günlerdir hep aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Maalesef Türk futbolunda biz futbolu konuşamaz hale geldik. Aynen. İşte bak çok güzel söylüyorsun resim. Ya Ali Koç'u, Sayın Ali Koç'u sokakta ya arabaya binerken gören insanlar yolda kaç kere çeviriyordur Sayın Ali Koç'un. Ya bir de şeyi düşün abi sana. Taksim Meydanı'nın başından başlasın. Atıyorum Galatasaray Lisesi'ne kadar yürüsün. İstiklal Caddesi Galatasaray'ın kalesidir öyle diyelim. Yani oraya kadar çarşı yürüsün. Diyelim veya Beşiktaş çarşı diyelim. Ya bugün Sayın Ali Koç gittiği zaman orada dediğin gibi İstiklal Caddesi'nde yüzlerce yani yüzlerce kişi resim çektiriyorsa bunların büyük bir kısmı Galatasaraylısıdır. Belli bir kısmı da işte atıyorum Fenerbahçe'dir, Beşiktaş'tır. İstiklal'de olan dolaşan anlamında. Çarşı da aynı şekilde. Kadıköy Bağdat Caddesi'ne gelse de Sayın Ahmet Nur Çebi, Sayın Dursun Özbek de gelse, Sayın Ahmet Ağaoğlu da gelse. Atıyorum mesela orada gören insanlar bir saygı anlamında gelirler, yan yana fotoğraf çekerler. Ama şimdi bunların altından farklı bir şey çıkarmak yanlış. Şimdi Lale Hanım, Sayın Lale Orta, Okan Üniversitesi'nde dün başlamadı. Evet. Yıllardır orada. Herhalde bir 20 senedir falan oradadır. Veya daha fazladır bildiğim kadarıyla Okan Üniversitesi'nde. Şimdi vay efendim Okan Üniversitesi'nin Fenerbahçe ile ilişkisi var. İşte Lale Hanım'ın orada şeyi var. Lale Hanım geldi. İşte MHK falan filan bir operasyon yapılacak. Mantığı var. Her sene bu algılar yapılıyor. İşte bir sene hatırlıyorsun zorlu sezonu. Evet. Bir sezon Rıdvan Dilmen üzerinden Dilmen sezonu. Şimdi Lale Orta Hanım yapıldı. Arkasında efendim Cüneyt Çakır'ın ekibi var. Bir organizasyon mu yapılıyor gibi. Ya biz bunlarla baş edemeyiz. Futbol Federasyonu Başkanı bir önceki başkan kimdi Aygün abi? Nihat Özdemir. Sayın Özdemir. Evet. Fenerbahçe ikinci başkanıydı değil mi? Tabii canım Fenerbahçe Gelişiyle birlikte hatta bir dönemde başkanlık vekilini de kullanan isimlerden biri oldu. Futbol Federasyonu Başkanı olduğunda yine bu sosyal medyada yani Sayın Lale Orta için söylenen birçok şey daha fazlası ben sana başka bir şey sana söyleyeyim. Bak sözünü unutma. Hayır, Fenerbahçe şampiyon oldu mu? Sayın ya, Özdemir şimdi, döneminde. Bir şey söyle, bırak Özdemir dönemini. Fenerbahçe son 8 senede şampiyon. Yani, her sene böyle... Fenerbahçe hakemler kolluyor evet. Deniliyor. Kollamasın hakemler. Bak eğer böyle kollamaysa
Komik geliyor bana. Kollamayın arkadaşım. Evet, kollamayın. Şimdi ha. Bir şey söyleyeceğim sana. Lale Orta göreve başladığı andan itibaren, isim açıklandığı andan itibaren bir linç kampanyası başlatıldı. Büyük. Bu bir öğretim görevlisi arkadaşlar. Şimdi birçok okullarda faaliyetler gösteren bir öğretim görevlisi. Peki Beşiktaş'ın efsane isimlerinden bir tanesi Zekeriya Alp. Doğru mu? MHK başkanlığı yaptı. Ahmet Güvener. Galatasaraylı. MHK başkanlığı yaptı. Ya bir şey mi oldu? Bir şey mi değişti? Yok. Ya bence insanları böyle eleştirme yerine onların almış olduğu görevleri desteklemek gerekir. Ha yarın öbürsü gün çok farklı bir şeyler olur. O zaman deriz ki, ya kardeşim evet bir sıkıntı var deriz. Ama daha göreve gelmemiş. Hatta bu haftanın hakemlerini biliyorsun gidenler açıkladı. Yani ki onu da Sayın Lale Hanım'ın üzerine yüklemeye çalıştılar. Gidenler açıkladı. Daha görev almadılar. Bugün tahmin ediyorum tam anlamıyla göreve başlayacaklar. Evet. Ve hafta sonu itibariyle yani hafta sonu itibariyle görevlendirme yapacaklar. Belki Sayın Lale Orta ve ekibi hakemlerle bir konuşma yapar. Duruma bakarlar. Ne olacak ne bitecek diye konuşurlar. Ama şunu tekrar söylüyorum. Ya bir göreve başlasınlar. Bir otursunlar orada. Şimdi bu algı operasyonları yapanlara ben sabah yayında da şunu söyledim. Tahkim kurulu başkanının oğlu Galatasaray'dan üyelik yönetim kurulu Sayın Dursun Özbek kongre üyeliği plaketi verdi. Evet. Kim bu kişi? Tahkim kurulu başkanının oğlu. Yani anladım demek istediğimi. Anladım. Şimdi o zaman oturalım. Vay tahkim kurulunun verdiği kararlarda da bunun arkasında Galatasaray mı var? Vay bunun arkasında Fenerbahçe mi var? Vay efendim bu hakemin arkasında Trabzon mu var? Vay efendim bu hakemin arkasında Beşiktaş mı var? Var var dersek marka değeri işte gördüğünüz gibi 600 milyon dolarlardan 110 milyon dolarlara indi. Böyle devam ederseniz seneye 60-70 milyon dolar. Bu ne demek biliyor musun? İşte kulüplerine en çok gelir. Bu ne demek biliyor musun? Sağ kapısı da burası. Bak bu ne demek biliyor musun? Kulüp başına düşecek olan rakam 5-6 milyon euroya geçmiş. Hadi demek. Yap o zaman 7 milyon, 8 milyon transferleri de hadi görelim. Yapın transfer. Hadi yapın. Böyle devam edildiği takdirde, yayın geliri düştüğü takdirde, sponsor gelirlerinin düştüğü takdirde zaten insanlar bıkmış vaziyette. İnsanlar maçlara gitmiyor Yılmaz. Kimse bunu konuşmuyor değil mi? Yani maçlara gitmiyorlar. Evet. Bir sürü şimdi biliyorsun pandemiden çıktı. Ne de insanlar abi önce maçlar başladı stada gitsek özledik, takımımızın yanında yaptık, özledik dedi. Sen bu hale getirdiniz. Türk futbolunu bu hale getirdiniz. Türk futbolunu içinden çıkılmaz noktaya getirdiniz. Bu insanlar böyle devam ettiği sürece insanlar çoluğunu çocuğu alıp dünya kadar para verecek. Bir anda geçim derdinin içinde bu insanlar. Bir yandan da gelecekler atıyorum maç bileti alacaklar. Eşini, çoluğunu, çocuğunu alacak bir insanın ailesiyle açık türbine diyelim. Hadi maç ucuz, biletiyle bitmiyor ki hayır, abi. Açık türbine gidiş maliyeti eşi, çocuğu, yol parası, yemek 1.000 lira. Evet. Ki daha fazladır gelsin? Bazı maçlar. Hadi ben dedim ki öyle hadi. Simit yesinler. Evet. Öyle diyeyim hani öyle diyeyim sana. Simit yesinler. Çay içsinler. Öyle diyeyim sana. 1.000 lira ya. 1.000 lira. Niye gelsin bu insan? Niye gelsin? Marka değerini düşürürseniz bakın yakında statlara gidecek insan bulamayacaksınız. Burada kulüp başkanları da hatalı. Kulüp yöneticileri de hatalı. Açıklamalarınıza dikkat edin. Yani bir açıklama yapacaksanız Kulüpler Birliği ortak açıklama yapsın. Herkes tek başına konuşmasın. Bu çok önemli. Bakın. Ve bu tarz taraftarı da kaybedersen. Aynen. Tribünler başka taraftarların eline geçmeye başlar. Tabii farklı noktaya gider. O zaman da ben şu cezayı yedim, sen bu cezayı yedin, benim tribüm kapandı, seninki niye kapanmadı? O zaman tribünde çok daha başka olaylar yaşanmaya başlar. Eğer bunun ucu biraz kaçarsa. Evet, sıkıntı büyük. Şimdi gelelim farklı bir konuya. Şimdi benim kafamı taktığım diğer bir konu YouTube konusu. Gelelim abi. Bu çok YouTube, enteresan. YouTube bu konu, konusuna evet. Gelelim. Şimdi bir kere bugün radyo televizyon üst kurum yani RTÜK dediğimiz kurum bence buraya da el atması gerekiyor. Ne söyleyeyim. Yani buradan X kulüp başkanı, Y kulüp başkanı. Burayı da artık kabul etmesi lazım. Yani, ya da buradaki yapılan yayınlar hakkında. İnceleme başlatması lazım. İnceleme ve karar verebilme. Aynen. Şimdi bir kulüp başkanına kimse alkolik diyemez. Ben bunu kimin kime söylediğini biliyorum. Bir kulüp başkanına kimse ahmak diyemez. Bak ben sana söylüyorum. Kimse diyemez. Bir kulüp başkanına kimse hakaret edemez. Bunlar büyük camiaları temsil eden kişiler. Biraz saygı olacak. Yani YouTube yapabilirsin. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama oradaki söylemiş olduğun cümleler camiaların başındaki kişilerle ilgili konuşurken biraz dikkat edeceksiniz. Şimdi radyo televizyon üst grubu.
hakikaten çok da iyi çalışıyorlar. RTÜK çok iyi çalışıyor. En ufak bir şey de biliyorsunuz, televizyonlara yayın cezaları geliyor. Doğru mu? Tabii. Para cezaları geliyor. İşte radyolara atıyorum, radyolara cezalar geliyor. Mesela biz burada o şekilde konuşsak bize de ceza gelir. Ya muhakkak çok ciddi anlamda yani yaptırımlarla birlikte gelen cezalar var. Buradan hakikaten RTÜK'e bir çağrıda bulunmamız lazım. Özellikle rica ediyorum. Bırakın benim gazeteciliğimi, spor yazarlığımı bırakın. Ya bir spor sever olarak ya şu YouTube'lara biraz el atın. Gözünü seveyim ya. Lütfen el atın ya. Hakikaten yani bugün bir yayın izledim. Ya yayında yani öyle bir ses var ki bak, isim vermek vermeyelim isim de yani bir abi. Yayın izledim, yayında adamın gaz problemini gördün, bir yayın izliyorsun, hakareti izliyorsun. Ya bunların durması lazım. Bunları bakın, bunları çoluk çocuk izliyor. Bu insanların yönlendirmesi sonucunda tribünlerde sıkıntılar oluşmaya başladı. Net söylüyorum, bu işler iyiye gitmiyor. Radyo Televizyon Üst Kurumu şu ana kadar yapmış olduğu çalışmalarla güzel işler yaptı. Lütfen bu YouTube'lara da bir el atın. Bunlarla ilgili incelemeler başlatın diyelim. Aramız var mı Vedat? Devam ediyor muyuz? Devam etmiyormuşuz. Şimdi kısa bir ara varmış. Arada unutma. Ben de, tamam, hadi peki ver söyle tamam. Sözün ondan sonra gidelim. Bu YouTube konusunda senin dediğine %100 katılmakla birlikte Aygün abi altına imzamı atıyorum. Ve artık 7-8 yaşındaki çocukların elinde tabletlerle, telefonlarla çok rahat girebilecekleri mecralar. Aynen. O TikTok'lar, MikTok'lar, evet. Bilmem neler, biliyorsun onları da. Evet, burada bir düzen yok. Zaten burada bir düzenin olmaması da senin bahsettiğin mesela bugün bir video daha vardı aslında. Gördüm. Şu anda sosyal medyada gezen bir YouTube kanalında spor programı yapmak isteyen iki tane eski futbolcu. İki tane de gazeteci. Biri yok, bir tanesi gazeteci. Bir tanesi gazeteci. İki eski sporcu, bir tanesi hiç gazetecilikle alakası yok. Hiç gazetecilikle alakası yok. Hasbelkader çıktı kendini, işte özellikle savunmasını yaptığı kesim tarafından sevildiğini iddia eden bir arkadaş. Sayın Ali Koç'a özellikle, yani herkes muhakkak bilir. Yine YouTube'dan yaptığı programlarla şu anda Eksen'de reality show yapan Hasan Can vardır. Hasan Can'ın. Şimdi beyefendiler YouTube kanalında yaptıkları Sözde Spor programı adı altındaki programda şöyle konuşuyorlar. Sayın Ali Koç derdini gitsin Hasan Can'ı anlasın, orada bilmem nokta nokta hikayelerini orada anlasın. Böyle olabilir mi? Ya 30 milyon taraftarı olan bir büyük kulübün başkanı. Şimdi, evet. X önemli değil. Yani Kayseri ya Spor Başkanı Sayın da olsa. Sayın Ali Koç olmayabilir tabii. Sayın, hani %100 Kayseri Başkanı abi. Da olsa ve atıyorum Antep Başkanı da olsa, ne bileyim yeni Malatya'nın başkanı olsa, ne bileyim kim olursa olsun bunu hiç söyleyemezsiniz arkadaşlar. Ama arkadaş şimdi bu sefer bu olaylarda sosyal medyaya düştüğü zaman savunan kadar savunmayan da var. Savunmayan kadar da savunan var. İzlenmesin. Hoşuna giden kesim var. Çünkü tabii kendi takımının rakibinin başkanı lafı değil, rakibe edildiğinden de hoşuna gidiyor. Ama kendi başkanınıza da yapılabilir bu. Yarın öbür gün yapılmayacak bir şey yok ki. Bu arkadaşların ayarı yok çünkü. Mesela o yayında gaz çıkaran 1.50 var. 1.50 boyunda bir arkadaşımız var. İsmini çok da kullanmak istemiyorum. 1.50 mi? 1.45 filandır o. Yok, 1.47'lerde. Var mı? Ha. Son cümleni alayım ya. Vedat da merak etti. 1.47 kim diye. 1.47 o zaman. Ben 1.50 adını takmışım da 1.47'lik arkadaşı da. Neyse reklamlara gidelim bence Aygün abi. Bence de hiç bu işi kapatalım. Biz de Rütü'ye takılmayalım şu anda. Hayır, Rütü'ye şöyle söyleyelim. Lütfen bunlara el atın diyelim, kısa bir ara. Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le Muhabir Masası devam ediyor. Evet, Beşiktaş biliyorsunuz Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftası sabah bakarız Fatih Karakümlü konuk olacak. Siyah beyazlarda biliyorsunuz 5'te 5'lik bir seri vardı. Galibiyet serisi vardı. Bunu 6 maça çıkartmayı hedefliyorlar. Tedavi süren Gezal ve sakatlığı devam eden Josef de Souza takımdaki yerlerini alamayacaklar. Cenk Tosun, Masuaku ve Gerson Fernandez kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 23. haftadaki Demir Grup Sivas Spor'la deplasmanda karşılaşacak maçta forma giyemeyecekler. Demir Grup Sivas Spor'da şu an alan yönünde
son dakikalar oynanıyor. Hakem 5 dakika uzatma verdi. Şu an 95. dakikadayız. 3-0 galip olduğunu söyleyelim. Demir Grup Sivas karşılaşmasında deplasmanda forma giyemeyecekler. Cenk Tosun, Masuaku ve Gerson Fernandez bu akşam oynarlarsa ve kart görürlerse cezalı duruma düşmüş olacaklar. Atatürk Olimpiyat Stadı'na saat 20'de başlayacak mücadelede muhtemel 11'e baktığımız zaman, yani gazetelerden baktım zaten birazdan 11 tamamen düşer. Şöyle gözüküyor: Mert, Rozier, Talha, Saiz, Masuaku, Tayfur, Getson, Redmond, Delali, Cenk ve Abubakar 11 ile çıkması bekleniyor Beşiktaş'ın. Zaten demin de söylemiş olduğum gibi birazdan bir Beşiktaş bağlantısı yapacağız. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bir açıklaması var. Bugün NTV'deydi galiba. NTV'de yapmış olduğu bir açıklama var. Benim gördüğüm kadarıyla bu yarış diyor Fenerbahçe ve Galatasaray arasında daha kızışmış bir şekilde sürecek diyor. Galatasaray galibiyet serisini sürdürürse, rakipleri de kırılma yaşarsa ara açılabilir diyor. Ben şunu söylemek istiyorum bununla ilgili, Sayın Ersun Yanal'ın açıklamasıyla ilgili. Şimdi Beşiktaş iyi transferler yapıyor. Herkes Fenerbahçe Galatasaray arasında gidecekmiş gibi görüş bildiriyor ama aradan Beşiktaş'ta çıkabilir. Bu 5 maçlık, yani her takımın önündeki 5 maçlık seri bence şampiyonluğu biraz daha belirleyecek gibi gözüküyor. Sezon sonuna kaderleri belirleyecek. Bu 5 maçı. Evet. Kayıpsız atlatan, 5x3 eşittir 15 puan alan bence yani şampi noktasına gelir. Tabii ya, kalan haftalara da baktığımız zaman yon daha biraz erken. Hayır, şampi yon da var ama YON kısmı evet. da var yani. Şampi noktasına gelir. Şimdi baktığımız zaman Beşiktaş'ın fikstürü de çok zor bir fikstür değil. Şimdi bugünkü maçı en rahat fikstür Beşiktaş'ınmış. Fenerbahçe'nin zor, Galatasaray'ın biraz daha rahatmış. Kolay. Daha kolaymış. En daha rahat, kolay. En zor Fenerbahçe'nin. Evet, şimdi Beşiktaş Sivas, sonrasında MK Ankara Gücü, sonra Antalya ile burada oynuyor ve Başakşehir ile Başakşehir Stadı'nda ve sonra İstanbulspor. Evet. Yani çok Beşiktaş'ın buradan puan kaybedebilme baktığınız zaman 1 ya da 2 puan belki diyebiliriz ama Beşiktaş'ın bu fikstürde eğer bugün Karagümrük karşısında 3 puanla çıkarsa günah, bir kalan 1, 2, 3, 4 maçını, 5 maçını da Beşiktaş açısından söylüyorsun. Çok, tabii çok rahat bir şekilde o senin dediğin 15 puanla çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir maç eksik ama Beşiktaş'ın, onu da bir söyleyelim. Bir maç eksik. Tabii bir maç eksik yani Beşiktaş'ın. Beşiktaş'a anda baktığımız zaman liderin şu anda 38. Yani bugün kazanırsa 10 puan gerisinde. 41, 10 puan gerisinde. Bir 44, maçı eksik. Hadi diyelim ki hayır, şöyle sana söyleyeyim. Bir maçı eksik. Hadi o maçı aldığını düşünürsen 7 puan gerisinde şu anda liderin. Yani 41'e 48 gibi düşün. 7 puan gerisinde. Ben sana söyleyeyim, var ya Beşiktaş aradan çıkabilir. Yani Beşiktaşların şampiyonluk yarışından kopacağına ihtimal vermiyorum. Ha, bugünkü maç önemli. Bu maçta ve puan... Fenerbahçe'nin de perşembe günü oynayacağı maç Adana Demirspor çok önemli. Bence final maçlarından bir tanesi. Yani Fenerbahçe'nin orada, final maçı. Jesus'a sorsalar belki Aygün abi bir puan razı mısın deseler. Ama şu anda razı olamaz. Şu anda razı olamaz. İlk yarıda biliyorsun inanılmaz zorladı Adana Demirspor Fenerbahçe'yi Saraçoğlu'nda. Adana Demirspor hakikaten çok iyi bir takım. Biraz defansta sıkıntılar yaşıyor. Kolay gol yiyor ama Adana Demirspor'a... Mesela şu anda Sivas maçı bitti değil mi Aygün bitti, abi? 3-0 bitti. 3-0'lık bir galibiyetle bitirdi. Fikstürde boyalı çizgi dediğimiz, yani o düşme hattındaki, düşme noktasındaki olan takımlar arasındaki o boyalı çizgi sondan 4 takım diyorsun. 16, 17, 18, 19. takımlar. Sivasspor bu maç öncesinde, Alanyaspor'la oynadığı maç öncesinde 17.'ydi. Şu anda fikstüre bakıyorum, puan cetveline bakıyorum Aygün abi. Tamam, üste çıkıyor. Yani bir üste çıkıyor. 13. sıraya kadar atladı bir 21 ama şu anda şeye de bakacaksın. Evet. Avarajlar da, ama tabii diğer takımlar oynamadı. Ben onu sana söyleyeyim. Diğer takımlar oynayıp oynamasını yani, beklememiz gerekiyor. Işte, yani böyle bir ligin içindeyiz. Kazanan kaybeden gider. Gider. Yani kazanan yoluna devam eder. Kaybeden de o boyalı çizginin içinde kaldığı sürece ateş hattından çıkamayacaktır diye düşünüyorum. Doğru. Beşiktaş dediğin gibi... Bir yarışa gidelim evet, istersen, ondan sonra Beşiktaş kısmını açarız. Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le Muhabir Masası devam ediyor. Ben
Evet, muhabir masası devam ediyor. Bir yandan da olimpiyat stadına bakıyorum. Sulu kar mı yağıyor? Kar mı yağıyor? Orada zaten biliyorsun şehirle yani yukarı arasında 2-3 derece. Orada fırtına çıkar zaten. Tabii canım. Abi. Yazın bile biz oraya maçlara gittiğimizde hakikaten böyle işte Saraçoğlu'nda veya ne bileyim Neft'te veya Vodafone'da tişörtle dolaşırken orada üzerine mutlak sürekli uzun kollu bir şey alman gerekiyor. Yani bugün iki takım için rüzgar panelleri de iyi duruyor ama gene de nafile. Birbiriyle rakip olanlar bir de hava şartlarına karşı rakip olacaklar. Yani istediğin kadar rüzgar paneli koy. Daha önce biliyorsun olmaz, rüzgar panelleri parçalandı. Durmadı orada. Evet. Şimdikiler yapılanlar tabii şu ana kadar yani sabit bir şekilde kalmış vaziyette. Yani rüzgarı durdurmaya aynen çalışıyor abi. Ama tribün açısından, maçı izleme açısından çok sıkıntılı yer. Tarihte bugün ne olmuş? Ne olmuş? Tahmin et bakayım. Fenerbahçe'de ne olmuş tarihte bugün? Hiç hatırlamıyorum. Ne olmuş? Ne olmuş? Uzun yıllar geçmiş. Anelka bugün imza atmış Fenerbahçe. Oo, geldi ya, fotoğrafım var Anelka'yla havalimanında evet. Karşılarken. Canım kardeşim benim. Anelka ya, ne topçuydu ya. Anelka demişken Aygün abi, biz İngiltere'de Chelsea maçına gitmiştik. Tabii hani herkes Anelka'yı arıyor. Şimdi stadında hani bizim stadlarımız gibi değil, böyle girdin mi çıkamıyorsun, çıktın mı giremiyorsun, böyle hani oradaki kurallar daha katı ama herkes, bizim Türk medyası Anelka'yı arıyor. Ben de stada gireceğim, dışarıda yayın yaptım. İşte o dönemde yayıncı kuruluşta görevliydim. Dışarıda yayınımı bitirdikten sonra içeride Fenerbahçe'nin antrenmanını takip edeceğim. Anelka da takım arkadaşlarını ziyarete geliyor. Takıma ziyarete geliyor. Onların da sonra orada antrenmanları var. Ben yanlışlıkla bir kapıdan girdim. Ama girdiğim kapı beni dışarı çıkardı. Sadi abiyle birlikteydik. Sadi Kemal Yaşar. Kulakları da çınlasın. Biz stadın içine girmeye çalışırken stadın dışına çıktık. Bir tane siyah, hani onların o meşhur taksileri var ya. Ya hiç Anelka'nın olabileceğini düşünemiyorum. Mümkün düşünemez. Saad abiyle biz tekrar ön kapıya doğru yönelmeye çalışırken bir baktık taksiden Anelka indi. Ya. Ya şansa bakar mısın abi? Herkes Anelka'yı arıyor. Çok tesadüfen yanlış kapıdan girmemizden dolayı o kapı bizi dışarı attı. Dışarı attığı yerde Chelsea'nin futbolcuların soyunma odasına girdikleri kapının önüymüş. Anelka da siyah bir taksiyle gelmişti. Evet, tesadüf. Biz çok. Orada fotoğrafımızı kısa da olsa bir röportajımızı yapabilmiştik. Ayak isti Şampiyonlar Ligi'lerde bana biliyorsun. Tabii, Şampiyonlar tabii. Ligi fotoğrafı. Evet. Yan yana fotoğraf. Ertesi gün tam sayfa haber. Beşiktaş'ın 11'i geldi. Kalede Mert, Rozier, Wellington, Tayyip Tala, Masuaku, Tayfur, Getson, Del Ali, Redmond, Cenk, Abu Bakar. Delali. Evet, Delali'li geçen hafta falan da iyiydi. İlk 11'de çıktı. Şenol Hoca Delali ile ilgili Aygün abi geldiğinde çok böyle karamsardı. Sonraki açıkçası. Dönemlerde de açıklamalar yaptı ama. Karamsardı ve hiç umudu yoktu ki yaptığı açıklamalardan yola çıkarsak. Hocayı da tanıdığımız için biraz. Şimdi Şenol Hoca'nın eğer biriyle uğraşıp ya da birini bir yerlere getirip ya da formsuz olan oyuncu formunu kazandırmak istiyorsa bunu en iyi yapan hocalardan biri. Delalil ile de çok uğraştığını gördük. Aldığımız bilgiler de bu yöndeydi. Devamlı kendisiyle böyle özel diyaloglar kurduğu bir oyuncu oldu. Ve sonraki açıklamaları da biraz böyle karamsarlık içindeydi hoca. Hani olmadı, olmayacak gibi bir hava vardı ki bu transfer döneminde de eğer fırsatı bulunsaydı gönderecek futbolcular arasındaydı. Hala bazen hala var böyle konuşuyormuş bir ihtimal. Ama bugün direktör. Geldiğimiz noktada teknik direktör Şenol Güneş sanırım Delali konusunda da büyük bir yol kat etmiş gibi. Özellikle bugünkü maçta Delali'yi çok ayrı bir şekilde izlememiz gerekiyor. Evet. Şu an zaten Beşiktaş takımı da Beşiktaş takımının geliş görüntülerini paylaşıyor. Tribünlere baktım boştu şu anda. Tabii daha maçın başlamasına yani hava şartları soğuk. 50 dakika gibi bir şey var. Ama dediğim gibi tribünler boş gözüküyor. Yani tribünler sanki cezalıymış gibi.
Evet, sanki tribün cezası, evet. Tribün cezası almışlar. O tribün cezalarını da anlamış değilim ya. 10 kişi 20 kişi bağırıyor. Blok blok ceza kesiyorlar profesyonel futbol disiplin ya kurulu. İşte, yani orada hiç yani kurunun yaşın yanında kuru da yanıyor ya. Kurunun yanında yaş, yaşın yanında kuru. Ne istersen yani orada adam geliyor. Küfür ediyor. Küfürü zaten tavsiye etmiyoruz. Biz bu ülkede kurunun yanında yaşı ne zaman ayrı bir kenara koyup yakmazsak işte o zaman anlayalım ki bu ülkede bir şeyler değişmeye başlamıştır. Çok doğru bir şey söyledin. Hı hı. Yani tribün blok blok kapatıyorsun. O zaman ya pasolik niye var? Pasolik niye var? Pasolik niye çıktı? Bu insanlar niye bu kadar abi para? 100, 129 lira mı? 159 lira mı ne şu an pasolik? Her tribünde oturan, her koltuğa oturanın özel böyle hani statlarda kurulan o özel kamera sistemlerini çekirdek giyen adamı bile görebilecek pozisyona gelmişken şimdi adam çocuğuyla gitmiş, eşiyle gitmiş. Hı hı. Yani şimdi onun ne suçu var? Doğru. İstersen kısa bir araya gidelim. Aradan sonra da yavaş yavaş abi. Beşiktaş bağlantısına geçelim. Çok kısa bir ara. Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası devam ediyor. Evet, muhabir masası devam ediyor. Saatlerimizde 19.14'ü gösteriyor. Seferovic biliyorsun. Seferovic'le ilgili aslında yani Galatasaray kulübünü ben anlamış değilim. Yani o dönemde bu Jesus Fenerbahçe'ye ismi geçtiği dönemlerde herkes ya işte Jesus geliyorsa Seferovic de getirir diye biliyorsun o dönemde çok fazla konuşulmuştu. Sen de bunu çok şu yakın. Şu anda herkes dua ediyor ama Fenerbahçe'ye. Hayır, şey sana söyleyeyim. Hayır, dua ediyor değil. O dönemde Sayın Jesus'un yapmış olduğu bir TV kanalında yapmış olduğu Portekiz televizyonunda yapmış program. Olduğu bir açık program vardı. Orada şu cümleyi söyledi. Seferovic gol atmayı unuttu dedi. Evet. Yani o yüzden kesinlikle transfer etmeyi düşünmüyorum dedi. Yani bu cümleden bunun sonra bunun yanı sıra da Trabzonspor'un transfer ettiği Maxi Gomez de aynı şey söyledi. Aynı şey söyledi. Maxi Gomez de aynısını evet, söyledi. Bugün baktığımızda ikisinden eğer biri ya da ikisinin Fenerbahçe olduğunu düşünürsek Aygün abi herhalde bugün çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Evet. Evet, dediğimiz gibi saatlerimiz 19.15'i gösteriyor. Kore'den Adanya Spor, Demir Grubu Sivas Spor. Sivas Spor'un 3-0'lık üstüne sona erdi. Sivas Spor deplasmanda kazandı. Küme düşme potasında biraz olsun rahat nefes almaya çalıştı diyelim ama işi çok kolay değil. Kalan maçlara baktığımız zor zaman. Maçlar öte yandan da biliyorsunuz Babakars Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı var. Maçın başlama saati 8. İstersen bir 11'den başlayalım. Şu an attığımızda Tele 1 TV yorumcusu Onik Azinyan var. Sevgili Azinyan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Özipek. Nasılsınız? Evet, karlı bir görüntü, karlı ve soğuk bir Olimpiyat Stadı görüntüsü vardı. zemin futbol oynamaya müsait mi bilmiyorum ama hakikaten bu tarz havalarda da futbolculara da Allah kolaylıklar evet versin. Oynamak kolay değil. Bir yandan çünkü orada biliyorsun rüzgar da çok fazla Olimpiyat Stadı'nda. 11'i nasıl buldunuz? Beşiktaş'ın 11'i nasıl buldunuz? Beklediğiniz bir 11 miydi? Beklemediğiniz isimler var mı? Oradan başladım. Her şeyi şöyle bir söyleyeyim. Her şeyden önce zeminle ilgili bir şey söyledin. Hı hı. Sayın Özipek. Paul Burgess yaptı o zemini. Meşhur İngiliz evet çim ustası. Aynen. UEFA'nın da şeyi hala unutma ta pandemi dönemi Porto'ya kaptırdığımız finalden beri orada ve aynı kaliteyi koruyor. Biz ise daha henüz sahalarımızı getirmedik. Şimdi bu sahaya dokunalım. Orada Halil Özer'e de bir teşekkür açalım ama. Halil Özer de bu Olimpiyat Stadı'yla ilgili bölümde de Türkiye Futbol Federasyonu görevliydi Halil Özer. Evet. O bölümde o da hep o bu işin başındaydı. Eski Habertürk'ün müdürü gazeteci Halil evet, Özer. Evet, Halil Özer de Halil Özer müdürümüzün de kulaklarını çınlatmış olalım. Ona da bir teşekkürü söylememiz lazım. Buyurun. Buyurun. Emeği geçen herkese aynen, teşekkür aynen, edelim. Aynen. Sayın Özipek, Şenol Güneş bizi yanılttı diyoruz ama nasıl yanılttı? Tek yanılgım savunmanın göbeğinde Wellington ve Tayyip Talha ile başlıyor tekrar. Sayıs nerede diyeceksin. Acaba aklıma şeytanlıklar geliyor. Transfer hikayesi son dakika, evet son dakikada Sayıs bu gece saat 12'de kapanıyor biliyorsun bütün majör ligler. Evet. Acaba Premier Lig'e doğru Nottingham Forest'e doğru bir yolculuk mu var?
Ama Beşiktaş galiba o teklifi reddetmişti. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Belki rakam mı artabilir? Sayısı biraz kafesi karışmış olabilir. Ondan dolayı mı oynamıyor olabilir mi? Bir hafta evvel Sayıs menajerini çağırdı. Hı hı. Tabii ki Dünya Kupası'nda biraz Fas milli takımının başarısı, onun takım kaptanı oluşu falan tabii gözünü biraz yukarılara dikiyor. Futbolcuların da amacı buraya gelip burada parlayıp gitmek. Çok doğal. Şimdi oradan geldi. Wolverhampton'dan gelen bir oyuncunun da tekrardan Premier Lig'e bir talebi olması, arzının olması aslında çok şey değil. Yeter ki para kazandırsın. Şimdi Rozier, Wellington, Tayyip Masuaku. Kale evet. Belli zaten. Kale Mert'te. Hı hı. Orta sahada ikili çipayı Tayfur Getson yapmış. Tayfur'u oraya koyması çok doğru çünkü korakor bir maç olacak. Sayın Özipek, Karagümrük'ün Ricci, Ozdoyev ve Bertolacci. Üç tane orta sahasında bir de İtalyan aldılar. Şimdi Prosole'den o Ricci'yi getirdiler. Ozdoyev de çok koşan, çok pres yapan bir orta sahası var Karagümrük'ün. Enteresan bir yanı da duran toplarda çok fazla gol atıp yiyen bir takım. Hücumda penaltıları dahil %41 duran top üstünlüğü var. Savunmada da penaltı dahil %42 gol yiyor ama. Eğer şöyle söyleyeyim, Valerian döneminden kalan duran top alışkanlıkları, çünkü Beşiktaş Valerian İsmail döneminde çok duran top çalıştı. Eğer o alışkanlıkları varsa Beşiktaş duran toplardan Olimpiyat Stadı'nda çok gol bulabilir. Yalnız Karagümrük bu sezon yarattığı pozisyonları gole çevirmesiyle yüzdesi en yüksek takım. Sayın Özüpek, %36 ile birinci. Doğru. Yani %27 ile de Beşiktaş geliyor arkasından. Beşinci sırada geliyor Beşiktaş ama hocam 40 gol atmış. 39 yemiş ama 40 gol atmış. Gol atan bir takım. Yani kolay bir maç olmayacak. Korakor bayağı sert bir orta saha mücadeleleri falan olacak. Tabii biraz da zemin ve tabii ki hakemin de Ali Şans alanında hakem şansı yanında olsun. Evet. Size konusuna dönmek istiyorum. Kafasının şimdi gelen mesajları da söyleyeyim ben size. Kafası karışıkmış. Evet. O yüzden bu transfer anlamında Şenol Hoca, Sayın Şenol Güneş onu yedek başlatıyormuş. Ama Avrupa'dan onu da söyleyeyim. Bu akşam biliyorsunuz gece bitiyor. Transfer dönemi evet. Bitiyor. Size fiziksel olarak İngiltere'ye yetişemez diyorlar. Onu belirteyim. Arabistan tarafından herhangi bir teklif yokmuş. Onu da söyleyeyim. O şimdi Beşiktaş'tan bazı arkadaşlardan bana gelen mesajları da paylaşıyorum. Onları da söyleyeyim. Aktarmaya çalışayım. Buyurun. Ama dediğiniz gibi kafası karışık. Kafası karışık olduğu için oynamıyor. Almamış yani ilk 11'i. Haklı belki. Şenol Hoca da şimdi kalacak adamlarla ve kafası açık insanlarla yola gitmek ister. Çünkü futbol o kadar, oynadıkları bölge de o kadar stratejik bir bölge ki en ufak bir kafa karışıklığı ve hatada da takımını mağlup duruma düşürürsün. Böyle majör takımlara karşı da mağlup duruma düşersen geri dönüp telafi etmen de bir hayli zorlaşıyor. 2,5 yani, milyon euro teklif etmiş Nottingham Forest. Beşiktaş evet. 7 milyon euro talep etmiş. Ama evet. Sayıs da tabii burada etkin olabilir. Yani ben gitmek istiyorum. Restini ortaya koyabilir mi? Özüpek, bak sana bir şey söyleyeyim. Futbolcu memnuniyeti diye bir olay var biliyorsun. UEFA'da artık istemiyorum dediğin anda illaki bir yolunu bulup gönderiyorsun. Şimdi tabii ki Sayıs'ın Beşiktaş'a çok büyük faydası olabilecekti ama biliyorsun Galatasaray'la da beraber kafa kafaya girdikleri Andreev Gravilyon var. Hı hı. Bu Remsin oyuncusu, merkez savunmacı, 1.88 boyu var bu çocuğun. Bu da aşağı yukarı 15 maç oynadı. Rems'te 10. galiba şeyde Lig 1'de. Şimdi ondan sonra Victor Torreira var. Yani şimdi bak stoperleri konuşuyoruz ya. Kardeşim Kasımpaşa Braga'dan Fabiano Silva'yı aldı. 22 yaşındaki Brezilyalı'yı aldı Braga'dan. Stoper aynı yerde oynuyor. Yani Victor Tormena ile aynı yerde oynuyor. Beşiktaş kulübü geç mi kalıyor? Fabiano 22 yaşında 21 maç oynamış. Demek ki Braga'da oynayan bir adam. Braga'da Portekiz Ligi'nin ikincisi Benfica'nın arkasında. Sen 24 maç oynayan 27 yaşındaki Tormena'yı alamıyorsun. Kusura bakma yani şimdi. Zorla bu sefer bak aslında yönetime biraz böyle şey yapmak istemiyorum. Çünkü çok zorluklar birdenbire kucaklarında Vegors bombasını buldular. Bütün yoğunluğu oraya verdiler. Abubakar'ı bitirelim falan derken. Orta sahada 6 numara sıkıntımız var. Muhammed Kaba orada duruyor. Yani
Muhammed Kaba orada duruyor. Joy Berman var şeyde PSV'de. Rudi Van Nistelrooy'la bu kavgalı. Aygün yani bunlar bir şey. 6 numaraya Beşiktaş'ın muhakkak ihtiyacı var. Jetson Fernandez buranın çaresi değil. Çünkü Jetson başka bir stil oynuyor. Uzun bacaklı. Böyle orta sahada Lig 2'de neler var? Şey tutsunlar oraya yani. Yani biraz olmuyor ya. Ne desek hata oluyor yani. Bu Muhammed Kaba'yı niye bitiremiyoruz? 20 yaşındaki Fransız 1.80 boş 6-8-10 oynayabiliyor. Yani bu belene sesten vereceksin alacaksın. Başka bir şey yok. Çünkü bunlar yani öyle seni yoracak şey, o takımlar değiller. Majör takımlar değiller. Parasını vereceksin 3 kuruş aşağı 5 kuruş yukarı. Bir de bunların yarın öbür gün pazarları var. Hepsi genç adamlar. Evet. 20 yaş, 21 yaş. Sayın Özüpek yani geçen gün bir analiz yaptım. Şaşırdım. Benfica 1 milyar 20 milyon euro satış yapmış. Bunun %50'si karsa 500 milyon satış yapmış arkadaşlar. Yani Sevilla diyorsun 270 milyon satış yapmış. Alsat'la. Yani altyapı yetiştirme ama Alsat para. Yani şimdi beni gaza getirdin Sayın Özüpek. yani ama bir anda ben gaza bakma. Getirmedim. Sen kendine geldi yani, gibi geldi. Vallahi kusura bakma. Sayıs'tan başladık, oradan devam ettik tabii. Şimdi yani, şunu soracağım. Sor, bu önemli çünkü. Sor. Tamam, Türkiye'de ayın 8'ine kadar evet. Transfer dönemi devam edecek. Evet. Avrupa bu akşam itibariyle kapatacak. Avrupa'da kapandıktan evet. Sonra tabii biraz fiyatlarda biraz da düşmeler olacak. O rakamlar tabii eskisi gibi istedikleri rakamlar olmayacak. Beş Beşiktaş bu dakikadan sonra hangi bölgelere transfer yapmayı düşünüyor? Sayın Şenol Güneş'in kafasında hangi bölgeler var? Sayın Şenol Güneş'in kafasında 6 numara. Hmm. Elimle de 6 yapıyorum, görmüyorsun beni. 6 numara. Acil ihtiyaç. Bak Josef artık çok zor. Diz kapağı bir türlü hallolmuyor çocuğu. Yaşı da geldi. İlla ki oraya bir genç takviye gerekli. İlla ki gerekli. Salih yumuşak kalıyor. Jetson öne oyna, arkaya oyna. Tayfur Orhan'ın 6 numarası mı? Atiba desen 40 yaşına geldi. Arkadaş bizim acil. Ha tamam. Mecburdun Abubakar'ı almaya. Çünkü Vegos gidince bir striker almak zorundaydın Cenk'in yanına. Bu doğru bir hareket. Zaten bütün enerjini ve mesaini oraya harcayınca öbür tarafları şey ettin. Şimdi bir de karşında size sıkıntısı çıktı. Yani geçen gün Fenerbahçe teknik direktörü çok doğru bir şey söyledi. Dedi ki önce elindekileri tutayım, kaptırmayayım. Doğru. Bırakın dıştan transferi. Yani çok doğru, futbol adamları böyle düşünüyorlar hocam. Yani çünkü sen böyle bir arz talebi olan bir lig değilsin ki sen. Senden geliyorlar burada akılları dışarıda adamların. Yani ya sonra efendim ya Borini diye bir felaketi var Karagümrük'ün. Yani dikkat etmek lazım. Felaket dediğim 13 gol 6 asist tatlı anlamda söylüyorum. Sakın felaket diye almasın. Futbolun en keyifli adamlarından biri. Yani Kazım'ı koymuş. Kole orada o fuleli bir çocuk, kanat oynayan. Bu rakipler hepsi bir şey oynuyor. Bugün görmüyor musun işte Sivasspor biraz evvel Farioli'nin takımını 3-0 yendi gitti. Evet. Yani o gerçi onu da, o da başka bir malzeme ya. O da ne oynattığı belli değil. Ha şu arada sana güzel bir haber vereyim. Hep böyle kötü söylemeyeyim tabii Beşiktaşlı sevdalılarına. Raşit Gezal'ın menajeriyle bugün beraberdim. Hmm. Bu maçta yok ama Sivasspor maçında mutlaka süre alacak. Çünkü doktorlarla görüşüldü, her şey oldu. Yani sahada olacak. Yani şöyle size söyleyeyim şimdi biraz risk değil mi öyle bir zemin, hava şartları, biliyorsun belki hafta sonu şu konuşuluyordu. Geçen gün ben şimdi sosyal medyada da bakıyorum bu hava tahminlerine falan filan. Yani evet. Maçın oynanabileceği yorumlar yapan hava tahmincileri vardı. Çok şimdi yoğun bugün, bir kar yağışının başlayacağı yönünde. Yani böylesine riskli bir ortamda oynatmak yani ya zemin açısından sıkıntı olmaz mı? Uzunca bir süre oynamayan Gezal açısından soruyorum. Tabii ki ben Gezal'ı izlemeyi çok isterim. Özledim doğru. Gezal'ın futbolunu izlemeyi ama riske teşkil etmez mi Sayın Azinyan? Şöyle arz edeyim Sayın Özüpek, bak şimdi bugün gittiler galiba TFF'den Sivas stadını incelemeye. Hı-hı. Tekrar gittiler. Büyük ihtimalle Malatya'da mı oynanacak maç? He. Öyle görünüyor şu anda ama bir açıklama gelmedi daha henüz TFF'den. Eğer Malatya'da oynanırsa dediğin gibi aynı bölge olduğu için ikisi de karlı. Ama bu işin düşünenleri, akıl hocaları herhalde oynatmayacaklardır. Ama hazır oynayacak pozisyona geldi. Şanssızlığı havaların sıkıntılı zamanına denk gelmesiydi. Yani sonra bir Abubakar'ın gerçeği var bugün. Bak Beşiktaşlılar
biraz dikkat etsinler. Red Bull Abubakar ikilisinin bugün Türk futboluna ve Süper Lig'e sunacağı çok resitaller var yani bugün için. Ümitliyim bu ikiliden. Yani bak Belli Ali o kadar konuşmuyorum. Belli Ali orada belki soğukta donabilir. Bir şey konuşmuyorum Belli Ali'ye ama Redmond, Abubakar ve Cenk üçlüsü bugün saat 20'deki Olimpiyat standındaki maçta Karagümrük'ün başına dert açabilir Andrea Pirlo'nun takımına. Dikkat etmesi lazım tabii. Yani mesela biz Abubakar'ın geçen Alanya maçında 38 kere topla buluştu. Takip ettim. Bir de şeydeydim, tam kulübenin arkasındaydım, canlı izledim. Biraz gelmiş yani, fit gelmiş gibi. Mesela Arabistan'dan gelenler biliyorsun. Genelde idman yapmamış da oluyor biliyorlar. Tam idman yapmamış. Uykuları, yemekleri, bravo. Bunlar ama böyle değil, böyle görmedim. 8 rakip ceza sahasında topla buluştu. Yani ikili mücadeleleri, şutu, çalımı falan şeydi yani. Gerçi tam istediğimiz kıvamda Abubakar değil. Ama ekstra bir eforla oynadı. Beşiktaş'ı özlemiş belli. Yani şimdi bir doku uyuşması oldu Beşiktaş'la. O bakma, o bir şampiyonluk senesi bir sıkıntı yaşadılar falan ama atlattılar herhalde bunları da. Yani Abubakar'dan da çok ümitliyim. Rozier'in kulağının çekilmesinin yanındayım, arkasında duruyorum. Rozier ikaz edilmeli, kulağı çekilmeli, hatta gerekirse ceza verilmeliydi. Kulağın abi ödülün olduğu yerde ceza da olacak. Özipek. Yani orada tabii insanların tepkisi şu yönde. O pozisyonu yapanlara baktığı zaman işte mesela Meireles yaptı. 4 maç mı ne aldı? Evet. Yani Sadık yaptı. Ona benzer bir hareket. 4 maç aldı. Evet. Numa yaptı. Kim yaptı? Numa yaptı. Hayatı bitti. Bravo. Burada Rozier'in tabii... Ben girmek istemedim. Aygün abiyle çok güzel sohbet ediyordunuz. Yılmaz dedim. Merhaba, hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Yok. Ben çok keyifli bir şekilde vallahi dinledim sizi. Aygün beni gazlıyor hep böyle. Evet. Benzini atıyor, ondan sonra durmuyorum. Yok Aygün abi hatta bana diyor ki sormak istediğim bir şey var mı? Abi diyorum çok güzel devam ediyor. Boş ver dedim, devam edelim. Şeref duyarım. Bak arkadaşlar, ödülün olduğu yerde siz şimdi yayın yapıyorsunuz. Muhakkak. Orada sizin yayınınızda orada bir aksaklık olsa hemen patronunuz kulağınızdan tutar, genel yayın yönetmeniniz ne yapıyorsun arkadaşlar? Tabii ki. Yani bu iş para. Bakın arkadaşlar, servet döküyoruz bu arkadaşlara. Şaka maka değil. Milyon konuşuyoruz ama 20 lira euronun tanesi. Biz bunlara milyon veriyoruz. Bak işte gitti Abubakar'ın sana maliyeti 240 milyon TL. Eğer tembitini de uzatırsa. Bu ne demektir? Son kontratı 240 milyon TL. Bu daha var mı bunun? Büyük para. Para arkadaşlar, para veriyoruz ya. Karşılığını istiyoruz kardeşim. Top istiyoruz ya. Oyun istiyoruz. Yani ya size bir dedikodu soracağım. Siz bilirsiniz bu işi ama hayır, bu belki... Inşallah. Beşiktaş'tan farklıdır. Şimdi Sayın Lale Orta geldi biliyorsun değil mi? Evet. Çok sevindim, bir hanımefendi eli değecek futbolumuza. Berna Hanım da vardı Berna Gözbaşı Kayseri'de. Onunla da mutlu olmuştuk. Şimdi iddia şudur. Yaşar Kemal Uğurlu bir dilekçe vermiş. Ben Trabzonspor, Adana Demirspor maçlarında düdük çalmak istemiyorum. Ama bu dönem değil, daha önceki dönem verdi o dilekçeyi. Tamam. Doğru. Tamam böyle bir dilekçe var mı? Var. İndir FIFA'yı abi. Al FIFA'yı geri abi. O zaman şunu da al FIFA'yı geri dersen, o zaman şunu da yapacaksın. Bazı kulüp başkanları da çıkıyor, diyor ki bu hakeme bize vermeyin diyor. Ben de o bu zaman hakemi ne olacak? İstemiyorum diyor. Ben bu hakemi istemiyorum diyor kulüp başkanları. Onlar da ona verilmiyor. Ne olacak peki? Hadi ondan FIFA'yı aldık. Bundan ne alacağız? Kulüp başkanlarına mı? zaten bir şey söyleyeyim. Futbolun üst akılları arkadaşlar, kusura bakmasınlar. Bilinçsiz, yetersiz ve tembel. Biz burada birbirimizi yerken büyük paralar çöpe gidiyor arkadaşlar. Kusura bakmasın yöneticiler. Yöneticiler susun, saha konuşsun. Ya dünyanın neresinde bu kadar çok başkan birine söylüyor, ikinci başkan öbürüne söylüyor. Bir de durmuyorlar ya. Bir de bakıyorsun hiç alakası yok. Geçenlerde bir şey oldu. Fener Galatasaray o kapışması vardı ya. Başkanların altında. Genel kaptanlar kapışmıştı. Durup dururken bizim Beşiktaş'ın ikinci başkanı da çıktı bir şey söyledi. Ya kardeşim, bayram değil, seyran değil. Sen niye girdin araya? Ya, o da bir yani, şey söylemek. Şunu söylemek istiyorum. Kulüp başkanları ya da kulüp yöneticilerin gerçekten bazen konuşmaları gerektiği yerler oluyor. Özellikle bir takımın hakkı yenerken diğer kulüplerin sessiz kaldığını görüyoruz. Ama bir takımın hakkı yenmeden diğerlerinin de konuşması lazım artık. Ama efendim,
Evet. Ya lafını kestim. Tabii ki, buyurun. Yok yok, estağfurullah, çok buyurun. Çok doğru bir yere temas ettin. Şimdi benim benim bana dokunmadığı yılan bin yaşasın gibi konuşuyorlar. Tabii tabii tabii, aynen öyle. Yani ama bakın bir istatistik söyleyeyim size yine. Bodo Molde, Bodo Glimt, Molde, Kopenhag. Son 3 yıldır hep çeyrek final, final ve son 16 oynuyorlar. Bakın, geçen sezon Konferans Ligi'nin finalisti Feyenoord. Arkadaşlar, maaş bütçesi ne kadar biliyor musunuz? 13 milyon euro. Bizde maaşlar 48 milyon, 50 milyonlara evet, dayandı aynen, arkadaşlar. Doğru, doğru. Yani, bugün baktığımızda kulüplerin güncel borçları, geçenki yayında da ben bunu konuştum. Evet. Fenerbahçe'nin 5.83 milyar. Evet. Beşiktaş'ın 5.60 milyar. Evet. Galatasaray'ın 5.32 milyar. Evet. Trabzon'un 3 milyar ve bu geçen hafta edindiğim, yani önüme düşen evet, bir bilgi. Evet. Ve son evet, yapılan transferleri bunun içine daha koymadık. Evet. Şimdi biz bu borcun altından, ya da biz derken Türk futbolu bu borcun altından nasıl çıkacak, nasıl kurtulacak? Hep gelsinler, hep gelsinler, hep gelsinler. Zaten bizim paramız özellikle yabancı takımdan gelen oyunculara ödediğimiz paranın altında eziliyor. Şimdi demin size anlattım ya, dedim mesela Resul Endiaye var Soşo'da. Evet. Alt tarafı Fransa'nın lig ikisi borcu kaynıyor arkadaşlar. Şampiyon olduğumuz zaman biz, eğer Türkiye'de şampiyon olursa bir takımımız A, B, C, D, hangi 6-7 milyon euro gibi komik bir para geliri var. Yahu 3-4 futbolcuyu al, sat, scouting yap, bak kaç para kazanıyorsun. En az 15-20 milyon kazanıyorsun. Yani artık ya yetiştiricisin ya alıp satıcısın. Buraya yönelmemiz lazım. Yoksa bu sermaye kayboldu, deniz bitti. Yarın öbür gün biz de konuşacak bir şey bulmayacağız. Ha yani illaki bir futbol, çünkü Türkiye futbol ülkesi arkadaşlar ya. Yani bilmiyorum. Yani yarın işsiz kalacağız demeyeyim ama yani nihayetinde artık yani kuru kuru olacağız. Şimdi bu paralarla, bu borçlarla nereye transferler gelecek? Yayın gelirlerinde enteresan bir şey oldu. Ne oldu? Yayın gelirlerimiz %50 sekteye uğradı. Hadi şimdi büyük kulüplerin %20 oradan yayın gelirinden yan gelirleri. Ama Anadolu kulüplerimiz hepsi %70'te, %80'de tabii, yayın gelirine bakıyor. Bu rakam yarın öbürsü daha da düşecek. Yani 110 milyon dolarlardan şimdi düşeceksin belki de 50-60 milyon dolara. Ama markete gittin, portakala baktın, şimdi 20 lira orada çürümüşü var, 4 lira. 4 liralığı alacaksın mecburen. Maalesef onlara yani, gidiyor. Ya da pazarın sonunu, pazarın akşamını bekleyeceğiz. Yahu arkadaşlar. Onu da vermiyorlar artık. Yahu bravo, beklesen de düşürmüyorlar. Döküyorlar, vermiyor. Ya şimdi hayır, bakın çok futbolcu var. Çok da genç yetenek var. Evet. Ama bizim yöneticiler bizim ya olayına şöyle yapıyorlar. Genç yeteneklere de sabredebilecek bir pozisyon içinde mi acaba? Özellikle büyük takımlar. Ama şimdi Anadolu takımları olabilir. Evet, genç yetenekleri alıp büyütebilir ya da geliştirebilir. Geliştirip onlardan para kazanabilir. Doğrudur, buna katılırım ama bir Fenerbahçe'nin, bir Beşiktaş'ın, bir Galatasaray'ın genç oyuncularla oynayıp diğer takımlara karşı rakip olup sezon sonunda herkesin beklediği o şampiyonluk gelmediği vakitte, hani şimdi tabii, özellikle tabii, büyük takım taraftar geleceği değil bugünü düşünüyor. Bugünü kurtaralım. Bugün şampiyon evet, olalım. Sene evet, ya da bir sonraki sene yine bir şekilde bir şeyler yaparız deniliyor. Aynen. Doğru. Ya bunu da bu ama şekilde abi, bunu da bu şekilde yönetimin, yöneten insanlarda kimse genç yetenekleri, mesela bugün Arda'yı biz istediğimiz kadar sahada göremiyoruz. Ya da futbol severler Arda'yı aynen, yeterince sahada göremiyor. Bak ona bir şey söyleyeyim mi? Yani bir insanı yaradan sen futbolcu olacaksın diye yaratmış ya. Bu kadar keyif aldığım, bak çok örnek olmalıydı. Çok örnek olmalıydı. Yazık oldu Emirhan İlkan'a. Torino'dan da transfer olmuş. Sassuolo'ya gitmiş, şeye gitmiş galiba. Kiralanmış. Kaldı diye bir haber geldi ama bilmiyorum. Son dakika belki gitmiş olabilir. Gitmiş mi? Sampdoria'ya gitmiş, anladım. Benime söyleyeyim. Bir Kronomese ile Sampdoria arası gidip geliyordu Sampdoria. Ömer Faruk en az Arda kadar önemliydi. Stuttgart'taydı. Evet, Magdeburg'a evet, gittiği evet, kulübü yok. Yanlış yönle Rıdvan arıyorum. Ne sakatlarda var, ne Rangers'ın formasında. Zaten orada enteresan bir Sırp oynuyor son kanatta. Kimseye bir şey vermez. Yani Emirhan aynısı. Emre Emasya'ya gitti, Barça'ya şimdi geliyormuş. Serdar Saatçi bir maç 20 dakika oynamış Braga'da. Ya. Yazık ediyorsunuz kendinize arkadaşlar. Sizin sahanız burası, onun burada.
sonra gidersiniz diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Belki o anda, belki o anda gidemeyiz diye düşünüyor. Belki, belki düşünüyorlar ama kulüpleri de belki biraz acaba hatalı mı tercih ediyorlar? Ya da menajerler, bazı menajerler söylüyorum. Bravo, menajerler bravo. Mi acaba yanlış yönler ki, biliyorsun bunda Fenerbahçe'den neydi o genç çocuğun adı? Ömer Faruk Beyaz örneği var. Emre örneği. Yani orada kalseydi. Kaleci var, Berk var. Berk gene geldi Meldi ama Ömer Faruk Beyaz tamamen koptu. Ama bu haftada Berk çok Eyüp'e geldi galiba değil mi Berk? Evet. Eyüp'e geldi. Eyüp'ten Ümraniye'ye gitti. Pardon, Eyüp'e oradan Ümraniye'ye gitti. Doğru. Bir şeyler yaptılar. Neler yapıyorlar belli değil. Bak ne oluyor biliyor musun? Bu menajer arkadaşlar, kızmasınlar bana. Yani ama hepimiz bu futbolu seviyoruz ve hepimiz de futbolun içindeyiz. Aileleri kandırıyorlar. Yapmayın. Yapmayın bunları. Çok önemli örnekler var elinizde. Yapmayın. Peki. Çok teşekkürler sevgili Onik Azinyen. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet, kısa bir yarış aramız var. Aradan sonra muhabir masası devam edecek. Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası devam ediyor. Herkese mutlu akşamlar. Muhabir masası kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'de bugün güzel görüntüler vardı. Fenerbahçe'de özellikle Samet'ten sonra yapılan transfer, Hollandalı 21 yaşındaki Oostre Wolde, bugün kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 4,5 yıllık imzaya atan sözleşmeyi imzasını attı ve bugün yaptığı basın toplantısında da burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük camiasına geldim. Bu camia için çok büyük bir kuvvet harcayacağım ve Parma'dan çok büyük bir camiaya geldim. Baskı altında olacak fiziksel ve mental olarak hazırım. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye destek olmaya geldim dedi. Çok hızlı bir savunma oyuncusuyum. Ayrıca ofansif yönümde güçlüdür. Aynı zamanda da asist ve gollerle de bunu zaman içinde göreceksiniz dedi. İyi anlamda iyi bir futbolcuyum. Kendisine sorulan sorular oldu Oostre Wolde'nin. Fenerbahçe'den gelen teklifi ilk duyduğunuzda neler hissettiniz tarzında. Burası enteresan olduğu için soruyla birlikte cevap vermek istiyorum açıkçası. Fenerbahçe'den ilk teklifi duyduğumda şok olmuştum. Böyle bir teklif beklemiyordum dedi. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynanan maçı izleyenler de görmüştür. Oostre Wolde takımı... takım arkadaşlarını ve o maçı tribünlerden izliyordu. Özellikle Arda'yı sordular. Arda için şöyle bir ifade kullandı Oostre Wolde. 10 numarayı giyen çocuk harikaydı. Kasımpaşa maçında biraz geç geldik çünkü çok trafik vardı. Fenerbahçe stadında harika bir atmosfer vardı ve bu atmosfere ben de artık hazırım. Adını nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum ama 10 numarayı giyen bir çocuk vardı. 10 numarayı giyen çocuk Arda Güler. Çok iyiydi ve Ener Valencia'da attığı 4 golle performansı harikaydı şeklinde. Bugün yaptığı konuşmaların arkasında da zaten imzasını attı ve 4,5 yıllık artık Fenerbahçe'de. Teknik direktör Jesus'un Adana Demirspor maçında bu futbolcuya görev verip vermeyeceğinin sorusunun cevabını da şu anda telefon hattımızda bulunan İrfan 25'ten alacağız. İrfan, sen neler söyleyeceksin? Oostre Wolde transferi tabii Fenerbahçe gelecek vadeden genç bir stoper transferi yaptı. Hollanda yaş altı kategorilerinde forma giyen bir isim. Oyuna rağmen hızlı ve çevik bir sol bek. Tabii bugünkü basın toplantısında ifade etti. Hedefinin Premier Lig'de forma giymek olduğunu, Fenerbahçe'de kupalar kazanmak istediğini ve Hollanda milli takımında oynamak istediğini, hedeflerinden bir tanesinde bu olduğunu vurguladı. Gelişime açık bir oyuncu, Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Bir scout transferi olduğunu ifade edebiliriz. Yani Fenerbahçe kendisi için bir basamak olarak görüyor galiba, evet, değil mi? Evet. Fenerbahçe'yi bir tabii hedefini Premier'di. Evet. Hollanda milli takımında forma giymek olduğunu vurguluyor. Öyle değerlendirebiliriz. Biliyorsunuz kim de Fenerbahçe'ye geldiği zaman aslında o da Premier Lig veya işte Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak hedef koymuştu. Oradan da tabii Napoli'ye transfer oldu. Fenerbahçe bunu artık son yıllarda iyi yapıyor. Özellikle oyuncuların parlatıp yüksek bonservis bedelleri satabiliyor. Oostre Wolde de bu transferden bir tanesi olmasını bekleniyor. Tabii Adana Demirspor maçında sen kadroda bekliyor musun İrfan? Ben kafilede olacağını düşünüyorum. Çünkü fizik olarak hazır, oynayarak geldi. Parma'da
Yanılmıyorsam 17 maç forma evet, giydi. Evet. Aslında Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapana kadar da ilk 11 oyuncusuydu. Tabii Fenerbahçe'de prensipli anlaşmaya vardıktan sonra bazı maçta da yedek kaldığını da gördük. Ama fizik olarak hazır. Bugünkü dün ilk kez antrenmana çıkmıştı. Bugün ikinci antrenmanı takımla birlikte yaptı. Oldukça hazır bir görüntü sergiledi. Bugünkü antrenmanda da Samet'le birlikte bir önceki transfer Samet'le birlikte takım arkadaşları tarafından bir hoş geldin partisi yapılmış. Evet, yani daha önce yapılmıştı, ilk dünkü İtman'da da yapılmıştı. Tabii o parti takım arkadaşları tanışmıştı. Jesus da oyuncuyla biraz bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmede de oyuncu hazır olduğunu, eğer forma verilirse de oynamak istediğini belirtti. Ama tabii sadece takımla birlikte yarınki antrenmanı sayarsak 3 antrenman yapmış olacak takım evet, arkadaşlarıyla. Evet. Ve yeni bir lig onun için ve bir uyum süreci de gerektiriyor. Söz konusu. O nedenle ben Adana Demirspor maçında ilk 11 başlamasını beklemiyorum. Çünkü zor maç olacak değil mi İrfan? Bir taraftan da bu riski alıp almama herhalde teknik direktör Jesus bu riske girmeyebilir gibi düşünüyorum ben de. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü şimdi 21 yaşında bir oyuncudan başlıyoruz. Genç bir oyuncu, gelecek vaat eden gelecek vaat eden bir isim. Ancak takımla birlikte sadece 3 antrenman yapması nedeniyle ben bir uyum sorununda yaşama ihtimaline karşı, sonuçta ben ne kadar olsa da Serie B'den geliyor, İtalya Ligi, Türkiye Ligi ile İtalya Ligi arasında belli farklar söz konusu. O yüzden bir adaptasyon, bu uyum süreci geçireceğini düşündüğüm için bu maçta ilk 11 oynamasını beklemiyorum. Her şey Samet de Fenerbahçe'ye ilk geldikten sonra hemen 2 antrenman, 3 antrenmanla ilk 11'de sahaya çıkmış. Samet'le aynı şekilde değerlendirmemek lazım bunu. Samet Türkiye Ligi'ni tanıyan bir isim ve Adana Demirspor'da sürekli oynayan bir isim olduğu için o şekilde değerlendirmemek gerekiyor. Şu an bu yüzden de o serverde kadroda yer alsa da, kafirde yer alacaktır büyük ihtimal. Ama ben ilk 11 başlayacağını düşünmüyorum. O bölgede yine Lincoln'un bekliyorum. Sol bek olarak Lincoln oynamasını bekliyorum. Yani Kasımpaşa maçında da sol bek mevkinde Lincoln başlamıştı. Ben Lincoln'un bir süre daha Osterwalder'in uyum sürecini tamamlayana kadar bir süre daha sol bek oynamasını bekliyorum. Samet için de farklı bir maç olacak İrfan. Samet'in de yani baktığımız zaman birkaç hafta öncesinde eski takımına karşı oynayacak. Samet'in aslında işi burada biraz daha kolay. Fenerbahçe zor bir maça çıkacak ama Samet takım arkadaşlarının hangi takım arkadaşlarının neler yapabileceğini çok iyi biliyor. Samet için de herhalde sanırım farklı bir karşılaşma olacak diye düşünüyorum. Evet, Samet için farklı bir karşılaşma olacak ama tabii şunda belirtmekte fayda var. Sen de bahsettiğin gibi Yılmaz abi takım arkadaşlarını çok iyi tanıyor. Yani forvet çünkü taktik çalışmalarda kendi takım arkadaşlarını durdurmak için, işte savunma veya hücuma çalışmalarında kendi takımını durdurmak için, oyuncularını durdurmak için mutlaka antrenmanlar yapıyordu. Şimdi o oyuncuların özetlerini çok daha iyi biliyor. O nedenle hem onun için de farklı bir, yine Adana Demirspor taraftarları bölümde çıkacak. Onun için farklı bir duygu olacaktır. Çünkü ikinci ligden işte Adana Demirspor'a gelip Adana Demirspor'la Süper Lig'e yükselip daha sonra da milli takıma kadar yükselmişti bir isimden bahsediyoruz. O yüzden bu günlere gelmesinde büyük emeği olan Adana Demirspor'a karşı bu sefer rakip olarak sahaya çıkacak. Bu açıdan onun için de farklı bir maç olacak diye düşünüyorum. İrfan, son sorum olsun. Birkaç dakikamız var. Programımızı kapatmak zorunda kalacağız. Fenerbahçe'de iş transferde neler oluyor? Ya da sorunun arkasına da şunu sorayım. İş transferde neler oluyor? Ve Fenerbahçe düşündüğü başka bir transfer var mı? Düştü. İrfan düşmüş. Sorduğumuz soruyu cevaplayamadık. O sorunun devamını ben şöyle cevaplayayım. Fenerbahçe'de özellikle Arda için dünya devleri Fenerbahçe'nin kapısını yavaş yavaş çalmaya başladı. Baktığımız zaman gerçekten dünyanın önde takımları, işte Paris Saint-Germain, Inter, Bayern Münih, Barcelona gibi isimler Arda'yı transfer edebilmek için kulübe resmi teklifte bulunmaya başladılar. Ama Fenerbahçe yönetimi de Arda ile hafta içinde bir görüşme yapacak. Arda'nın uzun yıllar kendisini Fenerbahçe renklerine bağlayan imzayı atacak diyelim.
Bugün de muhabir masasının sonuna geldik. Yönetimdeki yöneticilerle birlikte bir araya gelip transferde son noktayı koyacaklar. Arda muhtemelen hafta içinde yapılacak görüşmelerin arkasında da kendini uzun yıllar Fenerbahçe renklerine bağlayan imzayı atacak diyelim. Muhabir masasının sonuna geldik. Haftaya tekrar Aygün İzipek ve Yılmaz Dirim ben karşınızda olacağız. Şimdilik mutlu akşamlar. Herkese tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası sona erdi.